Meltem Ana Haber Bülteni'nden merhaba sayın seyirciler. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün de yine balyoz kararlarının yansımalarını konuklarımız ve de analizlerle beraber masaya yatıracağız, evet, haber bültenimizde. Evet. Ve tabii bugün 9 tutuklama daha var. Oysa gözaltında tutulmaları bu kişilerin pek çoğunun, evet, kaçabilirler kaygısıylaydı. Haklarında karar çıktıktan sonra gittiler. Bir kısmı teslim oldu, bir kısmı görüşmek üzere gitti, tutuklandı. Evet. Dolayısıyla şu ana kadar kaçan yok. Kaçan yok. Aynı zamanda verilen kararlar da çok aşırı derecede siyasetin gündeminde ama muhalefetten de yeterli tepkinin gelmediği görüşünde halk kitleleri. Bu konuda da çeşitli protestolar yapılıyor. Evet. Yakınlar gözü yaşlı. Sonuç nereye varacak? Herkes bekliyor. Evet. Biz Profesör Doktor Haydar Baş'ın çok önemli bir analizi var ama önce bugün bültenimizde neler var bir görelim, ardından başlayalım. Profesör Doktor Haydar Baş'tan balyoz uyarısı. Asker kanadıyla hükümeti karşıymış gibi gösterenler iyi bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ancak bu kurumların tamamıyla varlığını devam ettirebilir. Dokuz tutuklama daha. Balyoz'un tutuksuz yargılanan sanıkları tutuklanıyor. Skandal filme tepkiler sürüyor. Atina'da binlerce Müslüman sokaklara döküldü. Pakistan'da Müslümanlar Papa'nın fotoğrafını yaktı. Ekonomi nereye gidiyor? Bütçe şaştı, çare zam. Babacan önemli olan istikrar dedi, vergi artışları faiz oranlarını da etkiledi. Sırada elektrik ve doğalgaz var. Kilis'te iş izdihamı. 900 kişinin alınacağı işe binlerce kişi başvuruda bulundu. Örtülü ödeneği Suriye mi patlattı? Son iki ayda 156 milyon lira harcandı. İran'dan sert açıklamalara devam. Salemi, savaşta son noktayı koyan biz olacağız. Hacızade, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini hedef alırız. Ayrıntılar şimdi. Sayın seyirciler, Türkiye balyoz davası kararlarını karar açıklandığı dakikadan itibaren tartışır hale geldi. Profesör Doktor Haydar Baş Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde bu konuyu değerlendirdi ve hükümeti duyarlı olmaya çağırdı. Profesör Doktor Baş, asker, sivil, Türk, Kürt herkes birlik içinde hareket etmeli mesajı verdi. 1,5 yıl süren duruşma aşamasından sonra balyoz davası hakkında verilen karar açıklandı. Uluslararası haber ajanslarının acil anonslarıyla aynı anda dünya ile paylaştıkları kararlar, görünen o ki Türkiye için önemli olduğu kadar dünya genelinde de yakından takip edilmekteydi. Yeniden şekillenen dünya dengelerinde Türkiye'nin ayrı bir konumu olduğu bilinmektedir. Türkiye, İslam aleminde Sünni dünyanın temsilcisi olarak kabul görmüştür. Ancak yüzünü batıya dönen ve ilişkilerini batı ile güçlendiren Türkiye, demokratik ortak veya model ülke olarak batı ile İslam alemi arasındaki köprü haline getirilmiştir. Gelişmeler Türkiye'yi ne doğulu ne de tam bir batılı diyebileceğimiz bir noktaya taşımıştır. Siyasi kararlar bilerek veya bilmeyerek batının stratejilerine göre şekillenmektedir. Son tahlilde, Batı'ya ram olan devletlerin veya liderlerin akıbeti herkesçe malumdur. Terör meselesinin Kürt sorunu haline getirilmesine sevinenler, yapılan anketlerde Türk ve Kürt kardeşlerimizin %90'lar oranında çıkan bir arada yaşama iradesini iyi görmelidir. Balyoz kararları da tıpkı terör sorunu ve Kürt meselesi gibi okunmalıdır. Türk milletinin ve devletinin güvencesi asker kanadı, sağ ve sol görüşlü aydınlarla beraber bir şekilde aynı düşünceyi paylaşan bir irade gibi görülmeye başlanmıştır. Karardan sonra yapılan açıklamalar, ülkemize yıllarca hizmet yapmış kişileri, ülkem için her şeye katlanırım noktasına taşımıştır.
Oysa asker, sivil, Türk, Kürt zaten birdir, tamamı vatan sağ olsun demektedir. Bilmeden atılan adımlar, hassas günlerden geçen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde var olan birliği, beraberliği tehlikeye atabilir. Yeni gelişmelerin ise bize değil, okyanus ötesine yarayacağı hatırdan çıkarılmamalıdır. Asker kanadıyla hükümeti karşıymış gibi gösterenler iyi bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ancak bu kurumların tamamıyla varlığını devam ettirebilir. Öyleyse burada vazife hükümete düşmektedir. Bu süreçte Türkiye dengeli ve kaosa engel olacak birlik içinde hareket etmeye mecburdur. Profesör Doktor Haydar Baş. Evet, bu analizde özellikle satır araları çok çarpıcı bir şekilde çizilmiş ve konuya olan hassasiyet bir kez daha gündeme getirilmiş. Fakat bugün 9 tutuklama daha vardı ve Balyoz'un tutuksuz yargılanan sanıkları da artık tutuklu. Komutanların darbeye teşebbüsten ağır hapis cezası aldığı Balyoz davasında tutuksuz yargılanan 69 sanık hakkındaysa yakalama kararı çıkarılmıştı. Bu isimler teslim olmaya başladı. Teslim olanlarsa tutuklanıyor. Aralarında Hava Harp Akademisi Komutanı, Hava Pilot Tümgeneral Ayhan Gümüş'ün de bulunduğu 9 muvazzaf asker tutuklandı. Balyoz davasında darbeye teşebbüsle suçlanan asker sanıklara ağır hapis cezaları verildi. Hapis cezası alanlar arasında tutuksuz yargılanan askerlerden 69'u İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nden ceza aldı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan asker teslim olmaya başladı. Bu kapsamda teslim olan 9 muvazzaf asker tutuklandı. Merkez Komutanlığı'na bağlı bir minibüsle adliyeye gelen Hava Harp Akademisi Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Ayhan Gümüş, Denizkurmay Albay Levent Ergün, Deniz Hakim Ali Cengiz Şirin, Tuğgeneral Suat Dönmez, Albay Mahmut Sevinç, Albay Fahri Yavuz Uras, Albay Erdinç Altıner, Albay Erdoğan Koçoğlu ve Albay Ergin Kılıç çıkarıldıkları nöbetçi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yakalama kararları yüzlerine okunduktan sonra tutuklandı. Bu sırada tutuklu komutanlardan biri fenalaşarak bayıldı. Bayılan komutan hastaneye kaldırılırken diğer 8 tutuklu hastal cezaevine götürüldü. Sanıkların avukatı Hakan Tunçkol karara itiraz edeceklerini söyledi. Öte yandan Balyoz davasında hapis cezası alan sanıkların karara itirazları başladı. İtiraz dilekçeleri İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuluyor. Yargıtay'a gönderilmek üzere verilen dilekçede yerel mahkeme tarafından verilen kararı temyiz ediyoruz. Gerekçeli kararın ardından gerekçeli temyiz dilekçemizi sunacağız ifadesi yer aldı. Dilekçede usul ve yasaya aykırı olan kararın bozulması talep edildi. Ve Balyoz davasında çıkan bu ağır hapis cezalarına siyasilerin değerlendirmeleri devam ediyor. CHP sözcüsü Haluk Koç, her türlü darbeye karşıyız derken, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Balyoz davası kararlarıyla teröre odaklanan gündemin değiştirildiğini söyledi. CHP sözcüsü Haluk Koç, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. MİT-PKK arasında yapılan Oslo görüşmelerine değinen Koç, PKK ile görüşülebilir dedi. Terör örgütüyle görüşebilirsin. Tek koşulla, silah bıraktırtma gündemiyle. Onun dışında örgütü siyasi muhatap olarak karşına alıp Türkiye'nin anayasasından kamu düzenine kadar her boyutta bir siyasi muhataplık verirsen bunu herkesin vicdanına bırakıyorum. Balyoz mahkemesinden çıkan hapis kararlarını da değerlendiren Koç, biz darbenin her türlüsüne karşıyız dedi. Postallı darbeye de karşıyız, cübbeli darbeye de karşıyız. Biz demokrasiden yanayız, hukuk devletinden yanayız. Darbeyle hesaplaşma adı altında hukuk darbesi yapılmasına da karşıyız. Bu mahkeme siyasi bir karar vermiştir. 12 Eylül mahkemeleri işkence altında alınan ifadelere dayanarak hüküm kuruyordu. Silivri mahkemeleri başlı başına yargılama sürecini bir işkence sürecine dönüştürmüştür.
Bir balyoz değerlendirmesi de MHP'den geldi. Grup Başkan Vekili Oktay Vural, komutanlara verilen hapis cezalarıyla teröre odaklanan gündemin değiştirildiğini söyledi. Balyozla ilgili kararın verilmesi sırasında millete balyozu da indirdiler ve zam balyozunu indirdiler. Fırsat bu fırsattır dedi. Millet hazır bunu tartışıyorken gelin zammı bindirelim dediler. Millet terörü tartışıyordu. Millet AKP'nin terör karşısında aciziyetini tartışıyordu. Şimdi verilen bu kararla aceleye getirildiği anlaşılan bu kararla aslında bir bakıma bakıyoruz ki Türkiye'de terörle mücadele tartışılıyordu. Artık terörle mücadele tartışılmaz oldu. Ve şimdi Ankara'ya döneceğiz. Ankara stüdyomuzda bizim çok değerli bir konuğumuz var. Sayın İlhan Gültekin, gazeteci yazar. Sayın Gültekin, İstanbul'dan merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar. Gördük sizi de. Faruk, istersen ilk soruyu hemen yönelt, başlayalım. Ardından devam edelim. Balyoz davası gerçekten ağır cezaları beraberinde getirdi. Sizler bu balyoz davasını ve verilen kararları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben biraz olayın, yani aslında bu temyiz sürecinin de dışında kalacak olan kişisel değil de toplumsal boyutu üzerinde dikkatli durmamız gerektiğine işaret etmek istiyorum. Sayın Profesör Doktor Haydarbaş'ın da aslında yazısında değindiği konu bu. Biz evet, kişilerin uğradığı mağduriyetler var. Özellikle babalık hakkının veya işte kocalık hakkının düşürülmesi gibi, rütbe sökmeler gibi hakikaten kişisel drama dönüşmüş uygulamalar olacak veya bunların bahsi geçiyor. Evet, ama bunlarla birlikte aslında davanın çok tartışılması gereken toplumsal boyutu, özellikle de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve kurumlarını ilgilendiren boyutu şu anda çok dikkatle incelenmeli diye düşünüyorum. Sonuçların, yani yargı sonucunun açıklanmasındaki zamanlama, buna muhalefet de değindi. Tam borsanın kapanması beklendi deniyor ki işte telefonla arandı, baskı yapıldı, o yüzden bir gün kararın açıklanması ertelendi deniyor. Bunlara mahkeme başkanı açıklama ile cevap verdi. Telefonlarım korumadaydı dedi. Telefonum korumalarımdaydı dedi. Tabii bu tatminkar değil, çünkü sadece bir tek telefondan ulaşılması söz konusu değil. Ama bu bir yandan yürüyecek. Ama asıl mesele, biraz Profesör Doktor Haydarbaş'ın yazısında da çok üstü açılmadan değinildiği gibi, balyoz davası sadece kişileri ilgilendiren bir süreç olmadı. Ergenekon davasıyla birlikte Türk hukukunun, Türk güvenlik güçlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti prestijinin ciddi anlamda sarsıldığı, ciddi anlamda büyük kayıplarla karşılaştığı bir süreç oldu. Bu süreç içerisinde güvenlik güçlerinin PKK ile mücadelesi karanlık çete savaşı olarak nitelendi. Güvenlik güçlerinin Türk milletine ve inançlarına karşı namlu çevirdiği çok ciddi anlamda kabul edilemez, hiçbir inanca sığmayacak bazı şeylerin en azından planlama safhasından geçtiği gibi iddialar ortaya atıldı. Şu anda hani demin bahsettiğim o yargının temyizi ve itiraz sürecinde kişisel mağduriyetlerin telafisi için bir müracaat olacak. Ama bakın, dikkat edin, hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukukunun, güvenlik güçlerinin bu büyük kayıpları için bir müracaatta bulunamayacak. Böyle bir zaten imkan da yok. Dolayısıyla hani bu insanların belki aldıkları cezalar haklı mıdır, haksız mıdır değerlendirilebilir. Haklarında üretilen bazı deliller, bunları üreten o elin niçin tutulmadığı, niçin o ele dair bir soruşturmanın yürütülmediği, yargıya bu tür müdahalelerin ve yine yargılama esnasında hukukta yapılan o köklü reformlar gibi büyük çaplı müdahalelerin zamanlaması, bunlar belki değerlendirmeye tabi tutulacak. Fakat bir operasyon olarak balyoz operasyonunun Türk milletine ve milletin kurumlarına verdiği zarar telafisi mümkün olmayacak göründüğü kadarıyla. Bunun iyi değerlendirilmesi lazım ve Profesör Doktor Haydarbaş'ın da ifade ettiği şu ölçüyü ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Başındaki kişiler kötüye de kullansa, kullanmamış da olsalar, devlet ve onun hukuku, güvenlik güçleri
milletin malıdır ve millete hizmet etmek durumundadır. Şu anda acaba Balyoz davasının kararları açıklandıktan sonra kamu görevlileri, siyaset, güvenlik güçleri, diplomasi, bürokrasi acaba şöyle bir endişe mi taşıyor? Bu endişe güçlendi mi? Ben millete hizmette bir kusur edersem bunun cezası çok ağır olur. Çok ağır bir cezayla karşılaşırım. Yoksa diğer ihtimal acaba bütün bu saydığım gruplar, siyaset özellikle, bürokrasi, güvenlik güçleri mensupları daha fazla delikten süpürülme, Atlantik ötesi tarafından reddedilme endişesi ve korkusu mu taşıyor? Bence temel değer, temel ölçü bu ve milletin kamu görevlilerini, bütün kamu görevlilerini kendine hizmet ettirmek, buna onları mecbur etmek için mekanizmalarını gözden geçirmesi, sağlamasını yapması için bence bu balyoz süreci bir fırsat. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gültekin. Belli ki biz bu konuyu çeşitli boyutlarıyla yayınlarımız içinde tartışacağız. Şimdilik yaptığınız bu değerlendirmede önem taşıyor. İyi akşamlar diliyoruz İstanbul'dan. İran'dan sert açıklamalara devam. Salami, savaşta son noktayı koyan biz olacağız. Hacızade, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini hedef alırız. Birazdan. Üslerin cumartesi günü karakola düzenlediği saldırıda şehit olan 21 yaşındaki Mustafa Akar, bugün memleketi Samsun'da toprağa verildi. Şehit jandarma komando erin cenazesine yaklaşık 5000 kişi katıldı. Gencecik bir beden daha terör illetine kurban verildi. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Jandarma komando er Mustafa Akar henüz 21 yaşındaydı. Tunceli Nazımiye'de baskına uğrayan karakolda şehit düştü. Yürek yakan haber Samsun'a erken ulaştı. Şehit asker için önce Tunceli'de tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Akar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı askeri uçakla Samsun'a götürüldü. Ayvacık Devlet Hastanesi morgundan alınan Akar, helallik için son kez evine getirildi. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Şehit er Akar'ın cenazesi okunan duaların ardından Merkez Yeşil Camii'ne götürüldü. Allahu Ekber. Cenazeye Samsun protokolü, şehidin yakınları ve yaklaşık 5000 vatandaş katıldı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. 45 yaşındaki şehit annesi Semiha Sarıoğlu yaşadığı acıya dayanamadı. Ve baba Hayri Akar, o metanetli durmaya çalıştı. Ama Mustafa'nın ablası Çiğdem Akar ağlamaktan bitkin düştü. Cenazede dev bir Türk bayrağı açıldı. Terhisine 2 ay kala şehit olan Mustafa'nın cenaze namazı, öğle namazını mütakip kılındı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Şehit erin naaşı top arabasına konularak götürüldüğü ilçe mezarlığında toprağa verildi. Sayın seyirciler, şehit polis Yavuz Akyüz'ün katilleri kaçamadı. Önceki gün hastanede nöbet tuttuğu sırada Akyüz'ü şehit eden terörist ve olaya karıştığı belirlenen bir başka PKK'lı güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldü. Yavuz Akyüz 26 yaşında evli ve bir çocuk babasıydı. Önceki gün Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöbet esnasında sinsice yaklaşan bir terörist tarafından şehit edilmişti. Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, eşkali belirlenen teröristin peşine düştü. Olaya iki teröristin karıştığı belirlendi. PKK'ların Süpan Mahallesi ile merkeze bağlı Bakacı Köyü arasında bir noktada oldukları saptandı. Operasyon başlatıldı. Teröristlere teslim ol çağrısında bulunuldu. PKK'lardan biri güvenlik güçlerine el bombası atmak istediği sırada vuruldu. Pimi çekilen el bombasının infilak etmesi sonucu iki terörist de orada öldü. İki PKK'lının cenazeleri ise dün akşam polis memuru Akyüz'ün vurularak şehit edildiği Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Teröristlerin üzerinden Kalaşnikov marka silahlar ve çok sayıda mühimmat çıktı. Örtülü ödeneği Suriye mi patlattı? Son iki ayda 156 milyon lira harcandı. Birazdan.
Nükleer programı her ne kadar barışçıl amaçlı da olsa Batı'nın tehditlerine maruz kalan İran kendine fazlasıyla güveniyor. Olası bir İsrail saldırısına İran'dan çok sert yanıt gelecek veya Amerika Birleşik Devletleri saldırısına. Devrim Muhafızları Başkomutan Yardımcısı Hüseyin Salami, bize saldırırlarsa İsrail'i dünyadan siler, Filistin'i özgür kılarız dedi. Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de aynı yönde, aynı paralelde bir açıklamada bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmadinejad 100 kişilik heyetiyle birlikte New York'ta. Birleşmiş Milletler basın toplantısına katılan İran lideri, ülkesindeki nükleer tesislerin barışçıl amaçlı olduğunu anlattı. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerse ısrarla İran'ın nükleer bomba üretimine geçeceğini savunuyor. İsrail'den kış gelmeden İran'ın vurulacağına dair haberler yayılıyor. Bu haberler karşısında İran oldukça rahat. Tüm savunma ve taarruz sistemleri hazır olan İran bir kez daha Batı'yı uyardı. İran Devrim Muhafızları Başkomutan Yardımcısı Hüseyin Salami, İsrail'in olası bir saldırısına sert karşılık vereceklerini belirtti. Devrim Muhafızlarının resmi internet sitesi Sepah News'e yaptığı açıklamada Salami, Siyonist rejimin tehditlerinden endişe duyacağımız çizgiyi çoktan aştık. Eğer Siyonistler gerçekten İran'a saldırırsa bu İsrail'i dünyadan silmek ve Filistin'in İsrail tarafından el konulmasıdır. Alınan topraklarını geri kazanmak için tarihi bir fırsat olur. Devrim muhafızlarının taktiği savunma değil, taarruzdur. Savaşı başlatan düşmanlarımız olacak. Son noktayı ise biz koyacağız ifadelerini kullandı. Cuma günü yapılan geçit töreninde İran son sistem silahlarını sergilemişti. Özellikle kuş füzeleri 50 kilometre menzile sahip ve 22 bin metre yükseklikteki hedefleri vurabiliyor. İranlı komutan Salami bu füzelerle İsrail'in birkaç günde haritadan silinebileceğini belirtti. Benzer bir açıklama devrim muhafızlarının hava kuvvetleri komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'den geldi. Tuğgeneral Hacızade, Tel Aviv'in Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği olsun olmasın İran üzerine yapacağı bir saldırıda yok edileceğini söyledi. İranlı komutan, İran ve ABD veya Siyonist rejim arasında bağımsız bir savaş çıkabileceğini düşünmek olanaksız. Ancak bir savaş halinde bölge ülkeleri İran veya İsrail'e taraf olacaktır. Orta Doğu'daki Amerikan üsleri hedefimiz olacaktır dedi. Hacızade isim vermedi ama Türkiye'de de hedef noktalar var. Bunlar arasında incelik üssüyle Malatya'daki radar sistemi öne çıkıyor. Suriye'nin Tel Ebyad bölgesinde Beşar Esad'ın askerleri ve Batı destekli isyancı teröristler arasındaki çatışmalar 6. gününde sayın seyirciler. Sınırın hemen yanı başında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi, endişeli ve eğitime ara verilen okullardan bir kısmı açıldı. Ancak öğrenciler korkudan teneffüse bile çıkamıyor. Suriye'de gözler Tel Ebyad bölgesinde. Esad'ın ordusu ve isyancı teröristler arasında 6 gündür şiddetli çatışmalar hakim. Kritik noktaları ele geçirmek isteyen Batı destekli isyancılar şu ana kadar emellerine ulaşamadı. Ve Türkiye tarafı. Olayların sadece 200-300 metre ötesinde bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde halk tedirgin. Geçen salı günü 5 yaşındaki Zehra adlı bir kız çocuğu ve 35 günlük bebeğini emziren annesi Hedle, seken kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Şarapnel parçaları ve kurşunlar ilçeyi tehdit etmeye devam ediyor. Güvenlik gerekçesiyle tatil edilen okullardan bir kısmı tekrar eğitime başladı. Sınır bölgesine yakın okullarsa hala tatil. Eğitime tekrar başlayan okullardan biri Süleymanşah İlköğretim Okulu. Ancak minik öğrenciler oldukça tedirgin. Çatışma var. Çok korkuyoruz. Suriye'nin ve Türkiye'nin barışmasını istiyoruz. Herkesin acı çektiklerini bitmesini istiyoruz. Suriye'den savaştan dolayı gidemiyoruz. Ve çatışmadan hep evlerimize sığınıyoruz ve bazı kurşunlar sekerek okullarımıza geliyor. Bölge halkı bir an önce yanı başlarındaki karışıklığın sona ermesini bekliyor. Ekonomi nereye gidiyor? Bütçe şaştı, çare zam. Babacan önemli olan istikrar dedi, vergi artışları faiz oranlarını da etkiledi. Sırada elektrik ve doğalgaz var. Birazdan.
Başbakanlık için gizli hizmet gideri olarak kullanılan örtülü ödenekte patlama yaşanıyor sayın seyirciler. Geçen yıl 391 milyon lira olan örtülü ödenek miktarı bu yılın ilk 8 ayında 587 milyon liraya kadar ulaştı. Sadece son 2 ayda 156 milyon lira harcandı. CHP'li Mehmet Şeker, Başbakanlığın gizli harcaması olan örtülü ödenekteki şok artışı sordu. Başbakanlığın gizli kaynağı olan örtülü ödenek bu yıl patlama yaptı. 2011 genelinde kullanılan kaynak 391 milyon liraydı. Rakam bu yılın ilk 8 ayında 587 milyon lirayı bularak son 10 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Sadece Temmuz ve Ağustos ayında 156 milyon lira harcandı. Bu yıl başında örtülü ödeneğe 527 milyon lira kaynak ayrılmıştı. Bu rakamın ilk 8 ayda aşılması kafaları karıştırdı. Örtülü ödenekteki patlamanın coğrafyamızda yaşanan gelişmelerle de bağlantısı olduğu savunuluyor. Libya'ya yapılan 300 milyon dolarlık yardımı hatırlatan CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, Suriyeli muhalifler için de örtülü ödenekten para aktarılmış olabileceğini belirtti. Şeker, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir önergede vererek, örtülü ödenekten yapılan harcamaların artışında Arap Baharı olarak adlandırılan olayların finansmanı rol oynamış mıdır diye sordu. Ve biz de o zaman şunu söylemiştik. Yani bu konu önergeyi yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise örtülü ödenek harcamalarının kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu gereğince yapıldığını belirtmekle yetindi. Sayın seyirciler, hükümetin bütçe açığındaki büyük sapma vergi artışı ve zamları beraberinde getirdi. Hafta sonu akaryakıta gelen zamlar doğalgaz ve elektrikle devam edecek. Hükümetin zam savunması oldukça ilginç. Son zamları değerlendiren Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, önemli olan istikrar dedi. Hükümetin yıl sonu bütçe açığı hedefi %60'lara varan oranda saptı. 21 milyar lira olan bütçe açığı beklentisi 35.6 milyar liraya çıktı. Büyük açığa bulunan çare ise zam. Yürürlüğe giren zamlarla akaryakıtın litresinde 34 kuruş, alkollü içeceklerde 30 lira, otomobilde ise 1200 liraya kadar artış yaşandı. Tapu ağaçları da en az 350 lira yükseldi. Sırada doğalgaz ve elektrik var. Kış mevsiminin yaklaştığı şu günlerde doğalgaz ve elektriğe ortalama %15 oranında zam gelmesi bekleniyor. Yeni zam dalgasında sigaranın da adı geçiyor. Son zamları değerlendiren Başbakan Yardımcısı Ali Babacan şu ilginç açıklamayı yaptı. Önemli olan istikrardır. Önemli olan Türkiye'deki huzur ortamıdır. Bütçe dengesi bozulduğunda Türkiye'de ne huzur ne güven kalır. Bunun bilincinde hareket etmemiz lazım. Hükümet vergi artışı ve zamlardan 8,5 milyar liralık gelir bekliyor. Bu paranın yarısından fazlası Merkez Bankası'nın faizleri yüksek tutması nedeniyle artan faiz ödemelerine gidecek. Yani toplumun %1'lik kesimi ve bir bölüm yabancı yatırımcının kazandığı fazla faizin faturası dolaylı vergilerin artmasıyla tüm vatandaşlara çıkacak. Türkiye ilk 8 ayda faize 36.6 milyar lira ödedi. Devlet faize milyarlar öderken bankalar kar rekorları kırıyor. 7 ayda 42 bankanın karı %12.1 artışla 13.4 milyara çıktı. Bu karlılık artışı %2.9'luk ilk yarı milli gelir büyümesinin kat be kat üzerinde oldu. Özellikle akaryakıta yapılan zamların etkisiyle artan maliyetler enflasyona da yansıyacak. Bu durum önümüzdeki günlerde hazine ihalelerinden tüketici kredilerine kadar birçok alanda beklenen faiz düşüşüne engel olacak. Skandal filme tepkiler sürüyor. Atina'da binlerce Müslüman sokaklara döküldü. Pakistan'da Müslümanlar Papa'nın fotoğrafını yaktı. Birazdan... Az önceki evet. Haberimizde hemen akla şu geliyor. Şimdi önemli olan zamlar geliyor ardı ardına. Evet. Önemli olan istikrar, ama daha önceden biz şu deyişi çok iyi biliyoruz. Paranın ne önemi var, mühim olan insanlık. Şimdi paranın önemi var, insanlığın ne önemi var diye de sormak gerekiyor gibi geliyor.
Aslında biz o haberlerimizin ardından örneğin örtülü ödenek ve Suriye bağlamında acaba pis kokular var mı sorusunu yöneltecektik Sayın Harun Kayacı'ya. Ve de bütçeyi ayrıca konuşacaktık. Ayrıca bütçe açık gittikçe büyüyor. Ve bu gündem sönmez evet, hiçbir zaman. Tabii Ali Babacan'ın ifadesi önemli olan istikrar deyişi. Burada istikrar var mı ekonomide yok mu yok onu mu? Bulmak lazım. Yarın bu konuyu, umarım bu konuyu ülkemiz konuşuruz. İlkemiz içinde mutlaka değerlendirmek lazım. Çünkü bütçe lazım. Meselesi öyle bir mesele ki son iki haftaya bu rakamlar, evet. Enflasyon rakamları damgasını vurdu. Aslında birkaç gün öteden konu evet. Buraya gelmişti. Son derece önemli, değerlendireceğiz. Ve yine şimdi bu konuları çok yakından ilgilendiren bir başka tablo, bir başka manzara, her ilimizde yaşanıyor bu manzara. Bültenimize Türkiye'deki işsizlik gerçeğini ortaya koyan bir haberle devam edeceğiz sayın seyirciler. Kilis'te 9 aylığına geçici olarak çalıştırılacak 900 kişinin alınacağı işe binlerce insan başvuruda bulundu. Yoğunluk izdihama dönüştü, kayıt işlemleri iptal edildi. Burası Kilis İtfaiye Müdürlüğü önü. Kalabalık yardım dağıtım için orada değil. Onların tek amacı bir iş sahibi olabilmek. Ekonomi işsizlik olduğundan dolayı asgari ücretle o dahi olsa şu an kilisimizde İşkur'dan işe müracaatımız yapıldı. İşkur tarafından 9 aylığına geçici olarak çalıştırılacak 900 kişinin işe alınacağını duyan Kilisli işsizler soluğu kayıt işlemlerinin yapıldığı itfaiye müdürlüğünde aldı. Sayısı her geçen dakika artan işsizler uzun bir kuyruk oluşturdu. İşe başvurduk, çok kalabalık olduğundan dolayı bekliyoruz. Çok mu yoğunluk var? Çok yoğunluk var. Yaşanan yoğunluğu en güzel özetleyen görüntü ise kayıt için itfaiye müdürlüğüne gelen işsizlerin yol kenarına bıraktığı motosikletlerin fazlalığıydı. 900 kişilik işe binlerce kişi başvurunca yoğunluk izdihama dönüştü. Talebe cevap veremeyen İşkur görevlileri kayıt işlemlerini iptal etmek zorunda kaldı. Evet ya. Kaç kişi alınacak, kaç kişi başvuruyor? Aslında Türkiye'de işsizlik sayılarını rakamlarla vermeye gerek yok. İşte tablo ortada. Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamları bu konuda yetersiz oluyor. Evet. Ekonomide açıklanan rakamlarda hayatımıza nasıl yükseliyor bir kez daha görüyoruz. İşte örtüşmüyor birbiriyle ama sokağa çıkınca bunu görmek mümkün. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri İsrail ortak yapımı olan ve Peygamber Efendimiz'e hakaret içeren küstah filme tepkiler sürüyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'da sokaklara dökülen binlerce Müslüman skandal filmi protesto ettiler. Filme en sert tepkiyi veren ülkelerden biri olan Pakistan'da Papa'nın fotoğrafları ateşe verildi. İslam düşmanı ABD ve İsrail'in ortaklaşa yaptırdıkları ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hakaret içeren Müslümanların Masumiyeti adlı filme tepkiler sürüyor. Yunanistan'da yaşayan Müslümanlar küstah filme tepkilerini yaptıkları eylemle gösterdi. Başkent Atina'da bir araya gelen binlerce Müslüman ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Omaniya meydanında namaz kılan grup ABD Büyükelçiliğine yürümek isteyince polis engeliyle karşılaştı. Yunan polisi Müslümanlara sert şekilde müdahale etti. Skandal filme en sert tepki gösteren ülkelerden biri olan Pakistan'da da eylem vardı. Quetta kentinde toplanan binlerce kişi Papa 16. Benedikt ve İslam düşmanı Amerikalı Papaz Terry Johnson resimlerini ateşe verdi. İran Cumhurbaşkanı Ahmadinejad da küstah filmle ilgili açıklamalar yaptı. CNN International televizyonla konuşan Ahmadinejad, bu filmdeki küstah hakaretler ifade özgürlüğüyle açıklanamaz. Prensip olarak provokatif ve dini hassasiyetlere hedef alınarak insanların hislerine zarar verilen tüm hareketleri reddediyoruz dedi. Ve iyi akşamlar. İyi akşamlar sayın seyirciler.